28 Eylül 4 Ekim Aslan Burçları ailede güvensizlikler, ailenizin için anne baba arasında yaşanacak diyaloglar ve güvenle alakalı yaşanacak problemler. Hani aldatılma korkusu ya da siz de aynı duyguyu yaşıyor olabilirsiniz. Eşim beni aldatıyor mu, sevgilim beni aldatıyor mu, iş ortağım beni aldatıyor mu diye. Böyle bir oluşumlar var. Dikkat edelim. Yani aldatılıyor değil ama böyle bir enerji havanız var. O yüzden kafanızdaki kurgular sonra sizin ilişkinize ve çevrenizdeki insanlara zarar vermesin. Detaylı araştırın. Ondan sonra bu noktaya, ama havada böyle bir enerji var. Dikkat edin diyorum değerli aslan burçları. Yani anne baba ayrılıkları, hüzünler ya da ilişkinizle alakalı yaşanan bazı gerginliklerde güvensizlik haftası olacak. Tabii ki de bu kaostan dolayı bu hafta işe konsantre olamayabilir. Biraz dikkatiniz yıpranabilir ve aklınız diğer noktada olduğu için bu hafta izin alın. Çünkü kendi işinize de zarar verebilirsiniz. Bu enerji sizi yıpratabilir değerli aslan burçları. 3 günde olsa kafanızı toparlamak için vakte ihtiyacınız var diyorum. Özellikle büyük kurumsal finans, evrak ya da farklı projelerde imza atan ya da ne bileyim ihalelere katılan, belediyelerde var olan aslan burçlarında da güzel işinizle ilgili büyük anlaşmalar, yenilikler haftanız olacak ve tatmin olduğunuz iş yenilikleri size huzur verecek. Hatta şöyle not almışım aslan burçlara. Hayallerinize doğru adım adım ilerliyorsunuz ve bu adım size çok büyük bir maddi rahatlık ve güvende hissedeceğiniz bir nokta söz konusu olacak. İşsiz olan aslanlara 1-2 ay daha sabırlı olursanız doğru kapıyı bulacaksınız. Yani size yarın iş var demiyorum ama Ekim bitmesi lazım ki doğru iş kapı. Çünkü enerjinizde bazı değişiklikler var, huzursuzluklar var. O yüzden Ekim'de iş kapınız gözükmüyor. Ama beklediğiniz doğru iş kapınız Kasım ayı itibariyle daha rahat bir döngüye girecek. Hatta maddi sıkıntılardan dolayı ev satmak ya da araç satıp kendimi idare edeyim diyen aslanlar bu kararı verdiniz. Hayırlı olsun. Önemli olan tutumlu ve sağlıklı bir şekilde var olabilmek. Ama Allah sizi gerçekten mağdur etmeyecek. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Evlilikleri güzel, evlilikle ilgili dediğim noktalarda rahatlık var. İlişkilerde bir hani aldatılma vesaire şey dedim ya, kontrol edeceksiniz. Yani dırdır etmediğiniz bir hani onun açığını yakalamadan böyle bir hamle yapmazsanız güzel, ama yaparsanız gereksiz ilişkinin elinizde kanıt olmadan konuşmayın demek istiyorum. Doğru cevap bu. Sağlık olarak özellikle saç dökülmesi, egzema, kaşıntılarınız ön planda. Ve bağırsak enfeksiyonlarınız gündemde olabilir. Değerli aslan burçları ihmal etmeyin. Eğitim konularında kendinizi yenilemek isteyen aslanlara, evet bu kararlarınız var. Adaptasyon probleminizi düzeltin ve işinize ve alanınıza konsantre olun diyorum. Bir de sizin ailede miras konularınız var ama yasa çözmesi lazım. Yani uzun soluklu miraslar, haklar var. Özellikle bu haklar çok başarılı olacak ama ertelenmeler gözüküyor. Yani siz eğer bu parayı umut ederseniz daha bekleyin, anam oturun evde yatın uyuyun. Yani hatta yemek yemeyin, su içmeyin. Çünkü bu miraslar için 2 yıla ihtiyacımız var. Bir de kendi işini yapan aslanlarda güzel iş haftanız ve bunu değerlendirdiğinizde işinizde yapılması gereken büyüme ve hedeflerinize çok güzel erişmiş olacaksınız diyorum. Çocukları ile ilgili sıkıntı yaşayan büyük anne baba bireylerde, kardeşler arasında gereksiz tartışmalarda hatta böyle kırgınlıklar olabilir. Biraz kardeşler arasındaki kırgınlığı yumuşatın. Çünkü siz daha kendi kontrol edebiliyorsunuz ama anne babanız bu olayın büyüyeceğinden dolayı huzursuzluk yaşayabilir. Özellikle anne ya da babada şeker problemi ve prostat problemi olabilir bazı aslan burçlarında. Lütfen dikkat edin. Yükselen ve ay burcunuzu dinleyin. Sevgi ve umutla kalın. Allah'a emanet olun.